demokratik anlamda yaşanan seçimi Trump ezici bir üstünlükle net bir şekilde kazanmıştır. Dediğiniz gibi bu süreçte tamamen bir algı operasyonu yürütülerek Olur. Kamala Harris'in seçimi kazanacağı, işte ya kazandığı zaman yapacağı faaliyetler vesaire çok ciddi anlamda bir algı operasyonu yürütüldü. Ancak karşı tarafta ben şunu söylüyorum. Tabii ki her şeyden önce bu olayın Türkiye Cumhuriyeti'ne nasıl yansıyacağı bizlerin asıl meselesi Tabii. olduğunu unutmamak gerekiyor. Tabii ki. Yani Amerikan seçimlerindeki demokratik yarış bizler için bir demokrasi rüzgarı ya da övünülecek bir pozisyon değil. Tabii Ancak ki. burada yaşanan sürecin belki Peki kongre baskını açarken? 4-5 sene sonra Türkiye'de yaşanacak bir cumhurbaşkanlığı seçiminin de ön provası veya bakış açısı olarak da değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü Trump'ın temelde bahsettiği ve sıkıntılar yaşadığı o güne kadar 45. başkan olarak devam eden hayatını 47. adaylı yani 47. başkanlık için adaylık sürecinde toplumda keşfetmiş olduğu bazı temel sorunlar ve problemler olduğunu gördük. Bunlara sunduğu çözümler aslında Amerikan halkında etki uyandırdı. Tepki oyları derken az önce Sayın Oran'ın söylediği insanların genel yaşantılarına yapılan tepkiler vardır. Yani Trump'ı desteklemek varoşluk, faşistlik ya da yobazlık olarak algılanırken diğer yanda daha modern, daha özgürlükçü, Entelektüel. entelektüel, LGBT destekçisi Evet. gibi daha farklı bir dünya işte o bizlere Hollywood'da sunulan özgürlükler ülkesi Amerika rüyasını anlatan bir Harris'i Cinsiyetleştirmeyi gördük. destekleyen. Tabii ki. Yani burada Trump'ın temelde göçmen politikasındaki keskinliği Tabii. özellikle güney sınırlarından Amerika'ya giren göçmenleri Meksika sınırları için. yani Meksika sınırı için tamamen geri gönderme üzerine sınır dışı etme politikası, ekonomik anlamlarda zenginlere verilen vergilerin düşülmesinin yanında uluslararası bazda en az %10 ithalat vergisinin Çin'den %60'a Gümrük yakın duvarlarını bir yükselteceğini söylüyorlar. gümrük vergisinin konması hem Amerikan halkının ekonomik anlamda büyümesini, Amerika'daki üretimin artmasını ve de Çin'in aslında bizim gündelik ihtiyaçlarımız veya gündelik sorunlarımızdan sıyrılarak dünyanın büyüyen süper gücü olmasındaki önündeki bütün engelleri Bir kaldırmaya de askeri niyet etmişti. harcamaların kısıtlanması, bu Tabii ki önemli. en Yani bu önemli çok önemli. kısıtlamalardan NATO'ya birisi bu. yapılan harcamalar. Çünkü Amerika bir çılgın proje devleti haline gelmişti. Hepimiz hazırlıyoruz. Benim yaşım yettiği kadar biliyorum. Bu Amerika'nın Orta Doğu üzerinde oynamış olduğu bütün oyunlar, kurmuş olduğu bütün projeler, yapmış olduğu bütün eylemler Amerikan ekonomisine verilen ciddi anlamda zararlardı. Bunu şöyle değerlendirmek gerekiyor. Dünya üzerinde söz söyleyen devletler tabii ki itibardan tasarruf olmaz da diyebilirsiniz. Büyük oynamak için büyük paralar harcamak gerekir de diyebilirsiniz. Ancak bu coğrafyada yaratmış olduğu bu enkazın altında Amerika'nın kalma ihtimali olduğunu biz 2011'deki mortgage krizinde ve akabinde gelen ekonomik sıkıntılarda gördük.